İddiaya göre babasının kuzeni Ramazan Karakuş'la bir ay önce alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşayan İlker K., Ramazan Karakuş'a ait Şarhöyük Mahallesi Menekşe Güler Sokak'taki ve kardeşi Bekir Karakuş'a ait Fevzi Çakmak Mahallesi Yılancı Sokak'ta bulunan evleri gece saatlerinde ateşe verdi. Kardeşimle bir ufak tartışma oldu bir ay öncesi. Babası yansı diyor. İkisi beraber kundaklama yapıyor. Hepsi bu kadar. Başka bir şey yok. Bir alıp vereceğim yok. Büyüsüm ettik yok. Eşi ve kızıyla birlikte uyuduğu sırada komşularının sesiyle uyanan Bekir Karakuş ve ailesi yanan evlerinden son anda dışarı çıktı. Evdeydik, uyuyorduk. Komşuların sesiyle çıktık. Bir 10 dakika daha çıkmasak yanacaktık yani. Buna şükür canımızın kurtulduğuna dua ediyoruz yani. Evde eşim, kızım, üçümüz. Yangında dumandan zehirlenen Bekir Karakuş'un eşi Eşe Karakuş sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şeker hastası, biraz rahatsızlığı var. Şeker tansiyon hastası eşim. Bir de kaz etkilemiş bizi, yine de kalktık yani, şükürler olsun. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Dışarıda kaldık. Konu komşuda yatıyoruz. Başka yatacak yerim yok yani, kalacak yer yok. Hepsi perişan oldu, eşyam içeride. İlker K. daha sonra motosikletle Ramazan Karakuş'un ikametine giderek evini ateşe verdi. Şüphelinin camlara yanıcı madde dökerek evi ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Alevlerin kendiliğinden etkisini yitirmesiyle kısa sürede söndürülen yangın sebebiyle evde maddi hasar meydana geldi. Olayın şüphelisi İlker K. ile suç ortağı olduğu iddia edilen babası Mehmet K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından savcılık ifadesi için adliyeye sevk edildi.